toplamda 122 tane başvurumuz oldu. Bu da çok enteresan bir şekilde Türkiye'deki ekosistemin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar insanların desteğe ihtiyacı olduğu ve destek verildiği zaman da destek içinde birçok fikir ve ürün ürettiğini görebiliyoruz. 6 tane girişimcimiz var. 5 farklı iş biriminde seçtik bu girişimcileri. 100 güne aslında girişimciler hazır, biz hazır değiliz. Çünkü 100 günlük zamanda onlar çok hızlı olacaklar. Çok hızlı davranacaklar, çok hızlı fikir üretecekler, çok hızlı fikirlerini değiştirecekler, çok hızlı sonuç üretecekler. Biz sadece izleyeceğiz. Girişimciler de tabii ki bizim danışman firmamızdan aldıkları eğitimlerle kendilerine yön verecekler. Onlara 100 gün boyunca hem bir ofis alanı, hem mentorluk içeriden ve gerektiğinde dışarıdan mentorlarımızla hem de 50 bin TL ödül sağlayacağız. Ve bu 100 günün sonunda onların bir ivme kazanıp güzel bir gelişim göstermelerini hedefliyoruz. I'm really impressed. It's great ideas we see here. We can support a lot of these, also connecting that to our bio life science activities. And I'm really very proud that we have here in Turkey so many creative and innovative companies. And I'm very glad that we at Bayer have the capacity to support them. And I'm looking forward to the collaboration with them. I'm sure there will be great ideas coming out of that. And already I see now that our employees are also inspired by these ideas. Şeklinde giyilebilir cihazlar yapıyoruz. Bunlarla tanı, tedavi ve izleme yapıyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Fitness, spor, diyet yapan insanların bu süreçlerini yakından takip edebilmesi için, motivasyonlarını üst seviyede tutabilmek için bir ürün geliştirdik. Ürünümüz tamamen mobil. Beyin kanamalarını erken teşhis eden ve böylece beyin kanamalarını daha erken tedavi eden bir teknoloji geliştiriyoruz. Temel olarak portable bir prop ve ultrason cihazı ve teknolojisi. Fatibody bir online evcil hayvan bakıcı platformu, bakım platformu. Biz evcil hayvan sahipleri ve evcil hayvan severleri, bu işi yani bunu bir iş olarak yapan, bakıcılık yapan insanları bir araya getiriyoruz. Biz eskiden böyle konuşarak anlaşıyorduk ama ben şimdi işte yazarak ya da işte farklı şekillerde anlaşmaya başladık. Daha sonra Yubi de burada hani bir sorun tespit etti ve dedi ki biz bunu insanların zaten yıllardır yaptığı hani normal bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi konuşarak çözelim dedik. Bu aslında idrar stripleri üzerinden kişiye beslenme veya yaşam tavsiyesi veren bir uygulama ve strip.